Cumartesi Pazar Kültür Sanat Programı'na hoş geldiniz. Bu hafta yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Birazdan programımıza Ebru Sanatı ile başlıyor olacağız. Birazdan uçsuz bucaksız bir okyanusta renklerin dansını izliyor olacaksınız. Değerli izleyenler, şimdi Ebru Sanatı hocamız Yıldız Poyraz'la birlikteyiz. Ebru'nun tarihçesini öğrenebilir miyim? Tabii. Ebru Orta Asya'da ortaya çıkıyor 1400'lü yılların sonlarına doğru. Fakat tam olarak tarihi bilinmiyor ve kimler tarafından oluşturulmuş bu çok bilinmiyor aslında. Daha sonra İran'a göç etmiş bu sanat. İranlılar ve Türkler daha sonra bu sanatı sahiplenerek geliştirmişler ama daha çoğunlukla Türk sanatçılarımız bu sanatı sahip çıkmış ve geliştirmişler. Dolayısıyla da Türk sanatı olarak biliniyor günümüzde. Bu şekilde ve o günden bugüne çıkış noktasına itibaren tekniklerimiz çok ileri seviyede ve çok kendi başına bir sanat olmuş. Yani çıkış noktasında Kur'an-ı Kerim sayfalarının içerisinde bulunuyor Ebru sanatı. Bezeme sanatı, yani kağıt bezeme sanatı olarak zaten adlandırıyoruz. Fakat o dönemlerde yan sanatmış Ebru sanatı. Şimdi ise tek başına bir sanat haline geldi. Battal Ebru ile ortaya çıkıyor. Yani herhangi bir şekil vermeden biz yardımıyla kitir üzerinde oluşturduğumuz şekilleri aldığımız tekniğin ismi battal. Battal ile ortaya çıkıp daha sonra şimdi günümüzde ise çok fazla teknikle devam ediyor bu sanat. Evet, şimdi hazırlık aşamalarındayız Ebru'nun. Evet, şimdi boyaları deniyoruz. Peki merak ediyorum, bu boyalar nasıl elde ediliyor, bu renkler? Biz klasik ebru yapıyoruz. Hı-hı. Yani doğal toprak boyaları ve onlarla uyumlu boyalar kullanıyoruz. Yani ebru sanatının ortaya çıktığı günümüzden itibaren kullanılan boyaları hala, hı-hı, koruyoruz. Bunları kullanıyoruz. Yani hepsi doğal boya diyorsunuz. Yani akrilik değil. Akrilik tarzı değil. Hı-hı. Doğal boya ve doğal boyayla uyumlu renkler elde etmiş. Yani ebru sanatının gelişmesindeki nedenlerinden bir tanesi de aslında malzemenin daha fazlalaşması ve bu yönde ortaya daha canlı renklerin çıkması. Yani ilk çıktığı dönemlerde tamamen toprak boyalarla yapılan bir sanatmış. Fakat çiçekli ebrulara geçildiğinde daha canlı renklere ihtiyaç duyulmuş bu sanat tarafından. Canlı renkler de işte kırmızı, pembe, mor, hı-hı, gibi renkler. Evet, burada da görüyorum, evet, hani cart bir pembe var. O yüzden pembe. Merak ettim hani, evet, nasıl üretiliyor diye. Yani çünkü bu, doğada böyle bir, evet, renk bulmak yok. Dediğim gibi bu bizim son zamanlarda aslında kullandığımız bir renk. Yani, hı-hı, aslında klasik ebru'da çok var olan bir renk, hı-hı, değil. Fakat son zamanlarda çiçeklerin daha canlı olması adına, evet, geliştirilen toprak boyaları, uyumlu boyalar elde ediyoruz. Hı-hı. Şu suya ne ad veriliyor? Biz şimdi kitre diyoruz içindeki suya. Nasıl elde ediliyor, evet, o kitre suyu? Kitremiz nasıl elde ediliyor? Gerenotu denilen bir bitkiyle ilk zamanlarda ebru sanatı yapan ustalarımız, sanatkarlarımız. Daha çok dağlarda yetişen bir bitki bu gerenotu. Kase bir bitki, toplanılıyor ve kurutuluyor. Daha sonra bizler onu birkaç gün öncesinden, yani ebru sanatını yapmadan birkaç gün öncesinden
eritiyoruz ve suyla kıvam almasını sağlıyoruz. Daha sonra onlarca kez süzüp işte teknemize alıyoruz. Yapışkan özelliği var. Şimdi günümüzde gevan otunu bulmak çok sıkıntı. Deniz kadayıfı, alternatif olarak deniz kadayıfı var Avrupa'dan ithal edilen. İlk onu defa duydum deniz kadayıfını. Evet. Yani onun aslında hazırlanma aşaması deniz kadayıfının daha kolay, daha pratik ve biraz daha iyi netice alabiliyoruz. Ama gevan otunun kitremizin bulması da artık sıkıntı. Aslında keşke okullarda bile böyle bir ders verseler, değil mi? Evet. Özel okullarda veriliyor. 5 yıl kadar özel okul bünyesinde ders verdim ben. Fakat devlet okullarında resim öğretmenlerin gayretiyle sanatlar çocuklarımıza tanıtılıyor ama gerçekten çok yetersiz bir ders niteliğinde verilebilir aslında. Evet. Neticede hani bizim kendi öz sanatlarımız bunlar. Sahip çıkmamız gerekiyor. Fakat müfredatta böyle bir uygulama yok maalesef. İnşallah ilerleyen senelerde olur. Çünkü gün geçtikçe Ebru sanatçıları da çoğaldı ve Ebru yapmaya meraklı insanlar da çoğaldı, evet, çoğaldı aslında. Evet, yani bunu hani öldürmemek lazım. Ucundaki at kılı yaşlı atlardan ettiğimiz, yani kuyruklarından çekerek aldığımız kılları yine işte kurutularak gül dallarının elde ettiğimiz böyle hani, yani bunlar gül dallarından. Bunlar gül dalları fakat hani çok düzgün. Bunlar yine bir müddet saklanıyor, kurutuluyor. Balyalar şeklinde de bekletiliyor. Daha sonra düzleştikten sonra ve iyice kuruduktan sonra biz fırça haline getiriyoruz gül dallarını. Evet, yani, değerli izleyenler, artık gül dallarını atmıyoruz, saklıyoruz, kurutuyoruz. Yani sabır dedik ya, mesela şimdi bir tane daha Ebru yapacak olsak bu aşamaları yapıyoruz. Evet. Üstüme gelmiş bir de. Bu çok fosforlu bir renkli. Evet. Ebru kelimesinin nereden çıkmış aslında? Ebru kelimesi Farsçadan Ebru kelimesinden türemiş. Hı hı. Bulutumsu anlamına geliyor. Yani bizim de burada verdiğimiz şekiller aslında bulut görüntüsünde. Bir diğer bir deyişle de mermer şeklinde anılıyor Ebru kelimesinin anlamı. Ebru'dan türüyor yani Ebru kelimesi. Şimdi balığımızı denedik ve bu kağıda ne at veriliyor bu arada? Bunu temizleme kağıdı olarak kullanabiliyorum. Fakat burada kullandığımız tüm malzemeler özel malzemeler. Kağıtlarımızın da yine özellikleri var. Bunun özelliği nedir şimdi? Bu kraft bir kağıt. Bunun çok bir özelliği yok. Temizleme kağıdı olarak kullanıyoruz. Onun dışında buradaki kağıtlarımızın özelliği onları birazdan var. Görürüz o zaman. Evet. Yani bu kağıdın her iki yüzünü alabiliyoruz. Evet, alabiliyorum. Kaygan. Buradaki kağıtlarımız, bu sarı kağıtlar şamua kağıtları. Bu Kur'an-ı Kerim sayfalarında... Bir daha söyler misin? Şamua. Şamua. Evet. Kur'an-ı Kerim sayfalarında da kullanılıyor. Yine burada da beyaz bir kağıdımız var. Fakat kağıtların hepsinin ortak özelliği emici yüzeyi fazla, oranı fazla. Ve, evet. Yani sıradan aldığımız kağıtlardan değiller. Yine Ebru için özel kağıtlar. Evet, şimdi hazırlık aşamaları bitti. Evet. Şimdi boyalarımızın... Asıl aşamaya geçiyoruz. Evet, boyalarımızın kıvamını ve öt ayarlarını ayarladıktan sonra ilk teknik battalaya böyle bir tane yapalım isterseniz.
isterseniz birlikte yapalım. Evet, kollarımı sıvadım, hazırım. Evet. Yani sıralamamız yine pembe, tamam, yeşil, mavi ve arzu ederseniz lilayı da kullanabilirsiniz. Tamam. Şimdi fırçayı sıkacak mıyım? Evet, ilk önce sadece sizin bir iki kere karıştırmanız ve daha sonra tıklatın. Yani eğer bunu çok şey yapamıyorsanız biraz böyle sıkın, elinizi silin. Bunu yapmanızın amacı birden böyle löp löp bağların damla olması. Bu yüzden sıkabilirsiniz, daha iyi olur. Güzel, yeterli. Evet, ellerim pes pembe. Bu fosforlu bir renk. Aslında klasik Ebru'da bu tarz renkler çok kullanılmıyor. Şimdi böyle böyle mi? Evet. Yani şu eliniz sabit olsun. Bu elinizi fırçaya darbeleriyle. Yani bu eliniz sabit. Bu elinizin üzerine ya da hangi elinizle tutmak istiyorsanız. İsterseniz o elinizle sağ tutun. Sağ elimle daha rahat. Öyle mi? Tamam. O eliniz sabit olacak. Fırçanız evet bu şekilde. Ve bu elinizi hiç oynatmayın. Yani bunu elinizin üzerine vurarak damlamasını sağlayın. Ve damlalarınız düştükçe ilerleyin. Yani düşmeden ilerlemeyin. Bu eliniz sabit. Sadece şu elinizle kullanacaksınız. Evet, bravo. Evet, göründüğü kadar kolay değil. Evet. Güzel. Düştükçe ilerleyin. Hani düşmeden ilerlemeyin. Sadece bulunduğunuz bölgeye düştüğünü görün ve ondan sonra ilerlemeye başlayın. Tamam, bir köşeden sıfırlayalım, birlikte yapalım isterseniz. Siz de tutun ucunu. Tamam. Bir köşeden burayı birazcık daha böyle evet, şöyle yaparsak daha rahat bırakacağız. Ben köşeden sıfırlayacağım. Tamam. Birlikte bırakalım, olur mu? Süper. Yavaş yavaş. Yani çok acele etmeden, çünkü acele edersek hava alacak ve baloncuklar oluşacaktır. O bölgede de kağıt boşluğu çıkar. Evet. Zaman zaman burayı siliyoruz. Ve bir ucundan tutarak his yardımıyla kaldırabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bakalım sence. Evet, kendinize doğru biraz daha çekin lütfen. Şuradan da mı tutayım? Evet. Biraz daha böyle çekerseniz kendinize göre orayı tutmanız daha kolay olacaktır. Buraya sıyıracağız mutlaka. Evet, sıyıralım ve yukarı doğru. Evet. Evet, şimdi Yıldız hocamız bize çiçekli ebrulardan laleyi gösterecek. Evet, çiçekli ebruları ilk geçtiğimizde, ilk denediğimiz ve yaptığımız teknik lale oluyor.
Yani Ebru sanatıyla çok özdeşleşmiş bir çiçek. Hı hı. Bizim için önemli Türk sanatıyla da aynı zamanda lale. Yani lale çünkü tasavvufta bizim kültürümüzde tek başına yetişen bir çiçek olduğu için Allah-u Teala'yı temsil eden bir çiçek. Bir rengin 3 tonuyla zemin battalını oluşturuyoruz, zemin rengimizi. Hı hı. Bu şu an ben turkuaz rengini tercih ettim. Mavi. Evet. Derinlik katıyor. Çok teşekkür ederiz. Bize Ebru Sanat'ını tanıttınız. İzleyenler de inşallah beğenir ki beğenirler. Çok güzel şeyler ortaya çıkardınız. Biz teşekkür ederiz bu sanatı tanıtmada katkınız olduğu için. Ayaklarınıza sağlık. Evet, şimdi yaptığımız eserlerden bu Yıldız Hocamızın lale çalışması. Diğerleri battal teknik. Evet, battal teknikleri. Ve gergit tekniği. Evet. Bravo. Tarama tekniği de içeride kurumada. Nemrut kazılarının yarım asırlık görüntüleri bulundu. Nemrut kazılarının yarım asırlık görüntüleri bulundu. Alman araştırmacı tarafından 1965 yılında Nemrut'taki kazı çalışmaları ve bölge halkının yaşamı ile ilgili görüntüler Almanya'daki bit pazarından tesadüfen bulundu. Görüntülerde 1965 yılındaki Nemrut kazılarında yabancı arkeologlar ve köylülerin bölgedeki çalışmaları ile Kahta ilçesinin 50 yıl önceki hali yer alıyor. Profesör Doktor Ayfer Haydaroğlu kanser araştırmaları yararına sergi düzenledi. Evet, şimdi Profesör Doktor Ayfer Haydaroğlu ile birlikteyiz. Merhabalar Ayfer Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Böyle bir sergi yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Bu serginin ne yararına oldu? Ondan bahsedebilir misiniz biraz? Evet, sergimiz kanser araştırmalarına katkı amaçlı düzenlenmiştir. Bu benim 9. kişisel sergim. Daha önceki sergim de yine kanser araştırmalarına katkı amaçlı düzenlenmişti. Ben Ege Üniversitesi'nde kanser araştırma merkez müdürüyüm. Ve kanser araştırmaları çok miktarda yapılıyor.
zaman zaman oldukça ihtiyaçlar oluyor bu araştırmalara katkı için. Kanserli hastalarımıza, araştırmalarımıza katkı amaçlı bu sergiyi düzenledik. İsterseniz şimdi resimlerinizi gezelim, tek tek bakalım. İzleyenler de görsün. O zaman resimler hakkında şöyle bilgi vereyim. Bu bir retrospektif sergi. Yani geçmişteki belirli dönemlerde yaptığım resimler var. Benim yaptığım resimler tabii ki çok çok çocukluk yıllarımdan beri süre gelen resimler. Burada bu sergi dahilinde 2000 yılından önceki resimler ve 2000 yılından sonraki resimler olarak sıraladık. Şöyle listelerimiz var. Onlara göre bakalım. İsterseniz önce 2000 öncesinden başlayalım. Benim yaptığım resimlerde bir ortak konsept var. O da insan. Her zaman benim konum insandır. Belki de doktor olduğum için ve insana duyduğum sevgi ve saygı nedeniyle her zaman konum insandır. Kadın olabilir, erkek olabilir, çocuk olabilir ama her zaman benim yaptığım resimlerde insan vardır. Her şeyin başlangıcı da olduğu gibi insan. Evet, ben insan vücudunun mükemmelliğine, insan varlığının mükemmelliğine inanıyorum. En gelişmiş organizma olduğuna inanıyorum. Çok büyük bir sevgim ve saygım var. O nedenle benim konularımda her zaman insan vardır. O zaman insan tablolarınıza bakalım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi ilk yıllarda yaptığım resimlerde çoğunlukla pastel kullandım. Pastel resimler, figüratif resimler ve bir takım deforme tipler var. Ama belirli bir ritim var, çizgi devamlılıkları var ve daha çok toprak renkleri kullanılmış. Kuru pastel tekniğinde yapılan resimler oluyor. Bir çocuk ders çalışıyor, canı sıkılıyor, kedisini seviyor. Ondan sonra ders çalışırken öf pöf diyor birazcık. Biraz kuşunla oynuyor gibi böyle bir zamanlar o yaşlardayken kızımın küçüklüğünün bana bıraktığı izler olmalı. O şekilde bu resimleri yapmışım. Ve bu resimleri yapmak için çok büyük hayal gücü ve yaratıcılık gerekiyor diye düşünüyorum. Resimlerimin hepsi hayalidir. Yani bakarak değil, tamamen aklımdan, evet, içimden geldiği gibi yapıyorum resimlerimi. Bu daha sonraki yaptığım resimler. Bu resimlerde sürekli bir paralel çizgi hakimiyetleri var. Kediler ya da insanlar, her zaman tabii insanlar var. Kediler de var. Kediler benim için çok özel çünkü çok büyük bir kedi severim. O şekilde yapılmış kuru pastel resimler oluyor. Hatta iki tanesi satılmış, onlara da göz atalım. Pastel resimlerimin içinde satmaya kıyamadığım resimler var. Listelerde koleksiyon olarak görünüyor onlar. Örneğin kızımın resimleri, ilk baştaki abajurlu altında olan resim, bir numaralı resim, bu iç içe. Burada aynı insan var fakat iki farklı renkte, iç içe karışmış. Acaba bu iki ayrı insan mıdır? Yoksa tek insanın farklı yönleri midir? Bunun bir karışımı var. İç içe bunun adı. Geçmişteki sergilerimden birinin master resmiydi. Davetiye kapağında yer alıyordu. O nedenle sakladığım bir resim bu. Bu sergi salonundaki resimlere bakarsanız belirli bir tarzda yapılmış figüratif resimler. Bu benim tarzım. Köy resimleri benim tarzım değil ama zaman zaman tarz değil de köy özlemi çok olduğu için bende ve çok sevdiğim için köy hayatını arada bir köy resimleri yapıyorum. Neden bilmiyorum, hoşuma gidiyor ve ilk yaptığım köy resimlerini görüyorsunuz. Tıp fakültesinde öğrenci olduğum zamanlar, yaş ortaya çıkıyor, 1972, herhalde siz daha doğmamıştınız o zamanlar. Evet, Ayfer Hanım'ın soy ismine de bakalım, buradaki soy ismi, evlenmeden önceki soy ismi.
Tenik soyadım. Evet, yani o kadar eski resimler. Bir zamanlar Diyarbakır'a gitmiştim. Oradaki köy resimleri, fotoğraflar çekmiştim. Yıllar geçtikten sonra ben oradan o resimler yaptım. O resimlerden oluyor. Birkaç tane bir daha. İsterseniz tekniğinden bahsedelim. Kuru pastel demiştiniz. Bunlar yağlı boya. Yan taraftaki köy resimleri akrilik. Daha sonraki şeylerimde pastel resimler azalıyor artık, pek kalmıyor. Yağlı boya ve akrilik üzerine oluyor. Daha sonraki resimlerim o şekilde. 2011 yılında bir sergim olmuştu. O tamamen bir konsept ve bir konuda yapılan bir sergiydi. Adı Kalbim resim sergisiydi. Burada da görüyoruz kalpleri. Evet, kalp figürü ön planda. Burada uçuşup giden, avucundan kayıp giden kalpler var. Kendi kalbi kocaman bir hanım var. Buradaki resim çok çok sevdiğim bir resimdir. Kalbim resim sergisinin master resmiydi. Yine kocaman bir kalp ama iç içe korumalı ve o kalp kırılmasın, bozulmasın diye. Bakınız ne kadar çok saklanmış ve koruma altında. Hep kalplerde bu koruma duygusu var. Resimlerin özelliği hamam sefası ve resimler belirli bir renk anlayışıyla morlu ve toprak renkleri bir arada. Benim sevdiğim renklerdir bunlar. Biraz da Türk kültürünü yansıtmış hamam sefası derken. Bu resimlerin bir başka özelliği de üçü yan yana geldiğinde bütün çizgilerin birbirine devam etmesidir. Yani bir, iki, üç resimler ama bitiştirseniz hepsi aynı çizgilerle devam ediyor. Peki Ayfer Hanım, bu resim sergisi şimdi yarın bitecek. Kanser araştırmaları yararına yapıldı. Bittikten sonra yine kanser araştırmaları yararına hani katkıda bulunmak isteyen izleyenlerimiz size nasıl ulaşabilir? Hani resimlerinizi nasıl alabilir? Bölümüm radyasyon onkolojisi anabilim dalında öğretim üyesiyim. Ege Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi zaten bilinen bir yerde. Hastaneye gelindiği zaman kolayca bulunan bir yer. Kolaylıkla bulunabilir. Evet, şimdi Kezban Arıkan'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Buraya kadar geldiniz. Sizi kutluyorum. Gerçekten toplum adına çok böyle pozitif enerjilerin, model enerjilerin topluma tam ihtiyaç duyduğu anlar. Hep kötü haberler var ne yazık ki. Ama insan emeğinin de ürettiği pozitif kıvılcımları, pozitif enerjilerin, sanatın insanı nereye taşıyacağını anlatabiliriz bugün. Dolayısıyla biz 2015 yıl önce kurulduk. 2005'te kuruldu. Ege Bilim Sanat Platformu'yuz. Bizim diğer platformlardan farklı kısmımız sanat ve bilimi kucaklamak. Yani bilim adamları, efendim radyasyon onkolojisinden, fizik bölümünden, efendim bir biyoloji bölümünden, bir güneş enerjisi bölümünden, öğretim üyelerinin ve sanatçılarının birleşmesiyle ne çıkar, daha güzel, daha bilinçli ne olabilir şeklinde sanata gönül verenlerle kurduk. Çok değerli kurucumuz, onursal başkanımız, saygıdeğer Eren Akçiçek'i de buradan sevgiyle, saygıyla anıyoruz. İyi ki bu platformu kurmuş, bizleri keşfetmiş. Bizler de sözümüzün ereği bu yolda 15 yıl gitmekteyiz. Giderken de önce sanatımızı icra ediyoruz bireysel olarak ve birlikte olarak da böyle yeni doğuşları, yeni buluşları el ele verip efendim topluma nakşediyoruz. Örneğin bir tablolarımızı ormana bağışlıyoruz. Bugün olduğu gibi hocamızın kanserle araştırmalarında hastalara gelir olarak kullanıyor. Bu da ne kadar güzel sanatını, dört dörtlük sanatını icra edip de topluma taşmak kadar güzel, onur verici bir durum olamaz.
O yüzden yapı taşlarımızdan olan değerli hocamızı da Ayfer Aydaroğlu'nu da bugün kutluyoruz. Kendisini yürekten alkışlıyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de Pakize Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz bu arada katkılarından dolayı. Siz neler söylemek istersiniz? Ben Kezim Hanım'a şöyle kısaca bir bilgi eklemek istiyorum. 2012 yılından beri ben Ege Bilim Sanat Platformu'nun yönetim kurulu işlerine bakıyorum. Biz bu süreç içerisinde belirli konseptleri biraz daha bünyemize katmaya, daha doğrusu hep birlikte nefes almaya özen gösteriyoruz. Bu bağlamda ne yapıyoruz? Yeni, daha çok taze olan, mutlaka kulaklarda aşina olmuştur, Yerel Tohum Derneğimiz var. Artı bizim önderlerimizden Seferihisar Belediye Başkanımız Tunç Bey var. Saygıyla anıyoruz kendilerini. Mümkünse önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Biz sanatçı topluluğu olarak hem bedenimizi hem de ruhumuzu beslemeyi önemsiyoruz. Ama bunu yaparken de diyoruz ki biz Ege Bilim Sanat Platformu olarak Ege bölgesini kıstas alıyoruz. O Ege bölgesini kıstas alırken de son konseptimizde yerel tohumlarla kendi üretmiş olduğumuz ürünleri sergilerimizdeki kokteyl kavramını çıkararak yerli malıyla gelen misafirleri tanıştırmak, tattırmak istiyoruz. Yani biz sağlıklı da birlikte olmak istiyoruz. İnşallah güzel bir model ışığı olacağız diye düşünüyoruz. Değerli izleyenler, birazdan 8. Ulusal Genç Solist Yarışması'nı izliyor olacağız. Evet, şimdi Sinan Can Bey ile birlikteyiz. Alsancak Rotary Kulübü'nün gelecek dönem başkanı. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız Simay? Teşekkürler. Bu 8. Ulusal Genç Solist Yarışması'nda aynı zamanda getirenlerden, katkı sağlayanlardan birisiniz. Neler söylemek istersiniz? Bu Rotary'nin düzenlediği 8. organizasyon, senin söylediğin gibi. Gerçekten çok çok önemli bir organizasyon. Bizim çok önemsediğimiz bir organizasyon. Burada iki tane kategoride yapıyoruz. Bir üniversite kategorisi ve genç kategorisi olmak üzere. İki tane kategoride düzenleniyor. Burada genç arkadaşlarımız için çok çok önemli bir fırsat. Çok ciddi bir para ödülleri de var ama para ödüllerinden çok çok daha önemlisi, dünyanın her yerinden çok önemli jüri üyeleri geliyor. Önemli operalarda görev yapan ya da operaların müdürleri olan kişiler jüri olarak buraya her sene geliyorlar. Ve bu opera jürisinde yer alan kişiler, buradaki birçok genç arkadaşlarımızı, başarılı buldukları arkadaşları kendi operalarına ya davet ediyorlar, ya eserlerde görev veriyorlar. Ve onlar için de gerçekten yepyeni bir ufuk oluyor. O yüzden de bence çok güzel bir amaç ve Türkiye'de de kültürle ayrılan vakit, zaman ve bütçe çok çok az olduğu için bence çok önemli bir olgu. Biz aslında sizlerden hani böyle bir etkinliklerin daha çok duyurulmasını istiyoruz. Evet, tabii ki yani mümkün olduğu kadar biz elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Fakat Türkiye'deki tabii bu tür kültür ve sanat etkinliklerine algı tabii ki çok yüksek değil. Çok küçük köşelerde yer alıyor ama tabii sizler çok sağ olun, buradasınız. Bizim için teşekkür çok ederiz. Seneye de 9.sunu yapacağız inşallah. Seneye de bekleriz sizleri. Bugün final gecesi. Peki finale kadar nasıl geldiniz? Yarışma 4 adımdan oluşuyor. Birinci eleme, ikinci eleme, yarı final ve final. Kalabalık bir her sesten değişik, soprano, alto, mezzo, koloratür, tenor, her ses kendi içine bölünüyor. Bas, bariton, hepsinden birçok arkadaşımız vardı. Herkes birbirinden iyiydi. Ondan sonra çekişmeli bir yarış oldu. Adım adım birinci elemeye geçen ikiye kaldı. İkiye geçen yarı finale kaldı. Yarı finale geçen de bu akşam 5 kişiyiz finalde. Tebrik ediyorum o zaman sizi. Evet, yarışmacıların hepsi heyecan içerisinde. Biz de merak ediyoruz bu akşam kim birinci olacak, ödülü kim kazanacak. Hep birlikte göreceğiz. Çok heyecanlı olmalısınız. Evet, çok heyecanlıyız ama belli etmiyoruz gördüğünüz gibi. Neler söylemek istersiniz, neler hissediyorsunuz? Benim üçüncü yarışmam. Yani aslında çok heyecanlı olmamam lazım ama ister istemez sahneye çıkmadan önce yani inanılmaz heyecan oluyor. Engelleyemiyoruz bunu. Yani böyle heyecanlıyız. Güzel şeyler söyleyeceğiz. Umarım beğenirler. Jüri de beğenir umarım. Peki yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz? Geçen sene yarışmanın üniversite kategorisinde ikinci olmuştum zaten. O akşam, yani ödüllerin verildiği akşam, bir sonraki yıl profesyonel kategorisine hazırlanacağım diye kendime söz vermiştim zaten. O yüzden yani hep aklımdaydı. Almanya'ya gittim o sırada, orada çalışıyorum Deutsche Oper am Rhein'da. Sadece yarışma için buraya 7 günlüğüne geldim.
Evet, şimdi Aytül Büyüksaraç'la birlikteyiz. Kendisi İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin eski müdürü. Şimdi jüri üyelerinden. Siz çok heyecanlı olmalısınız çünkü bu yarışmanın jürilerinden bir tanesiniz. Neler söylemek istersiniz? Evet, çok heyecanlıyım gerçekten. Bu yarışmanın hem jürisi, jüri üyesi hem de Alsancak Rotary Kulübü ile birlikte ilk kurucusu diyebilirim kendime, yarışmanın kurucu üyelerinden birisi diyebilirim. 8 yıl önce biz böyle bir yola çıktık. İzmir Alsancak Rotary Kulübü üyesiyim biliyorsunuz. Üyesi olduğum kulüple böyle bir sosyal sorumluluk projesi araştırırken neden benim de çok iyi bildiğim opera ile ilgili bir şan yarışması yapmıyoruz dedim. Ve gerçekten kulübümüzden büyük bir destek ve kabul gördü. Ve 8 yıl önce başladığımız bu serüvene işte bugün 8. defa bir gala gecesiyle inşallah daha birlikte olacağız. Uluslararası bir jüri var, her zaman olduğu gibi, 8 yıldır olduğu gibi. Yurt dışından konusunda çok deneyimli ve oldukça muteber kişiler buradalar bizimle birlikte. Jüri başkanımız 8 yıldır Amerikalı soprano ve öğretmen Janet Thompson oldu. Ben yine 8 yıldır jürideyim ve yine Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü baş korepetitörlerinden baş korepetitörü Fügen Yiğitgil Türk jüri üyelerini oluşturduk. Bunların dışında Amerika'dan, New York'tan Juilliard Müzik Akademisi profesörlerinden Edward Berkeley bizimle zannediyorum 3. kez birlikte. Yine Salzburg Landes Theater sanat yönetmeni, müdür ve sanat yönetmeni Katrin König bizlerle birlikte bu yıl 2. kez. O zaman ben buradan teşekkür etmek istiyorum size çünkü bu kadar dünyaya mal olmuş insanları buraya getirtmek büyük başarı. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de size ilginiz için. Tabii ki İzmir Devlet Opera ve Balesi ve 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle üçlü bir organizasyon bu. Onlara da çok büyük bir minnet borçluyuz. Bu akşam izleyeceğimiz sahne performansında İzmir Devlet Opera Balesi Orkestrası ve Şef Tulio Gagliardo Varas yönetiminde çocuklarımız, gençlerimiz final şarkılarını söyleyecekler ve 5 yarışmacı kaldı bu geceye. Onlardan 3 tanesi ödül sahibi olacaklar. Bu para ödülünün yanında yurt dışında çeşitli masterclasslara katılma ve çeşitli burslar alma gibi şansları da olacak. Çok mutluyum onlar adına, bir şeyler yapabildiğim için Türk gençleri ve Türk opera, genç opera sanatçıları için. Gerçekten çok mutluyum bugünlere geldiğimiz için tekrar. Dilerim böyle yarışmalar yapmaya devam edersiniz çünkü gençlerimize teşvik oluyor. Kesinlikle, tabii ki. Hem de nasıl ödül almak, yani ben de hayatım boyunca pek çok kez ödülle onurlandırılmış bir kişi olarak şunu söyleyebilirim ki ödül almak bir insanı gerçekten çok motive eden bir şey. Ayrıca ödül alsınlar ya da almasınlar, bu yarışmada çok güzel özellikler var. Örneğin katılmak isteyen gençlerin eğer yatacak yerleri yoksa onları sağlıyoruz 8 yıldır. Piyanistleri, eşlikçileri yoksa kendilerine piyanist veriyoruz. Bunun dışında yarışmada elenen yarışmacı arkadaşlarımızla dün yaklaşık 3 saatlik jüriyle birebir görüşme yaptık. Bu da çok faydalı oldu. Onlar orada neler yapıp neler yapmamaları gerektiğini, şu hangi eserlerle bundan sonraki yarışmalara katılmaları gerektiğini, yani doğruları yanlışları da bir yerde öğrendiler. Artı o yurt dışından gelen konuk jüri üyeleriyle de çok güzel bir bağlantı kurmuş oldular. Kart vizitler verildi, alındı. Onlar adına çok mutluyum. İnşallah yolları açık olsun hepsi. Yani dün kariyer yolculukları başladı diyorsunuz. Kesinlikle. Ve tabii bu gecenin bir başka özelliği de bu yıl ilk defa bizim vereceğimiz birincilik, ikincilik ve üçüncülük para ödüllerinin dışında İzmir Devlet Opera Balesi'nin bu içinde bulunduğumuz Elhamra'nın İzmir Devlet Opera Balesi'nin evi diyebilirim. Burada ilk defa kurucu müdürlük yapmış olan rahmetli Necdet Aydın adına da bu yıl ilk defa bir sahne yorumu ödülü verilecek ve bu ödülü de kızı Doktor Profesör Doktor Pınar Aydın Hanımefendi
sponsoru ve takdim edecekler bu gece. Ayrıca birinci olacak yine gencimize Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 6 operadan bir tanesinde önümüzdeki sezon, sanat sezonunda bir başrol verilecek. Sahneye çıkıp profesyonel olarak bir rol oynama şansında yakalayacaklar. Çok bunlar tabii parasal ödüllerden bile çok değerli katkılar. Ben manevi ödül. Tekrar çok teşekkür ediyorum Devlet Opera Balesi'ne ve 9 Eylül Üniversitesi'ne ve tabii ki Alsancak Rotary Kulübü'ne çok teşekkür etmek istiyorum. We are with Janet Thompson right now. Ben ilk İzmir'e geldiğimde 2006 sene. No no. 2006. Evet, senesin. Evet. Ve İzmir harika bir şehir ve öğrenciler burada çok iyi, çok yetenekli. Ve ben ilk buraya geldiğimde ilk şey gördüm, çok yetenek var ama çok az mümkünat, evet, var. So, bu o yüzden biz bu yarışma başladık. Evet, Janet Thompson burada belirteyim. 8. Ulusal Genç Solistler Yarışması'nın baş jürisi. Evet. Konuşayım. Tamam. Yarışmacıların hepsi çok heyecanlı. Evet. Siz neler hissediyorsunuz? Rahat ol. Bu bir konser gibi. Ve bir başka fiyat şarkı söylemek için. So umarım her yarışmacı sadece kendisi eğlenecek. Evet, şimdi Edward Berkeley Bey ile birlikteyiz. Kendisi 8. Ulusal Genç Solistler Yarışması'nın jürisi. Hi Edward. Hello. What do you want to say about this contest? Well, it's exciting because each year I've done it a couple of times and each year it seems like there are new and stronger singers coming in. So it's a very good competition for me to come to. Sanatın her alanına uzanan keyifli yolculuğumuz burada sona eriyor. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.